Size daha önce ücretsiz servisleri kullanarak blog kurmayı anlatmış, fakat en iyi blogun alan adı ve sunucu adı kiralayıp WordPress kurularak yapılacağını da söylemiştim. Nihayet bu videoda bunu size adım adım göstereceğim. En kolay yöntemle yapacağız. Yazılım, sunucu yönetimi ve bunun gibi konuları bilmenize, bu konularda uzman olmanıza gerek yok. Dediklerimi uygulayan herkes bunu kolayca yapabilir. Birazdan ekran görüntüsüne döneceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve zil simgesine tıklayarak tüm bildirimleri açmayı ihmal etmeyin. Farklı içerikler için Instagram hesabımı ve yeni kanalımı da takip etmenizi rica ederim. Şimdi videoyu burada durdurun ve çayınızı kahvenizi alıp gelin. Başlıyoruz. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar alan adı ve sunucu alanı almaya. Hiç bilmeyenlerin de anlayabileceği şekilde sadeleştirerek anlatacağım. O yüzden konudan biraz anlayan arkadaşlar kusura bakmasınlar. Şimdi alan adı şurası. Bakın mesela tarayıcıya yazdığımız zaman bizi sitemize götüren adrese arkadaşlar alan adı diyor. Benimki serdarsezer.com mesela. Benim burada bir blogum var. Her web sitenin bir alan adı olması gerekiyor. Bunu nereden alacağız? Alan adı alabileceğiniz pek çok yer var ama. Hem kullanımının kolay olması hem de çok bilindik ve güvenilir bir yer olması açısından isim tescil net üzerinden almayı size göstereceğim. Elbette daha uygun fiyata alabileceğiniz yerler vardır. Fakat başlangıç için isim tescil net sizin için oldukça uygundur. Bu işi hiç bilmeyenler için epey uygun. Şimdi isim tescil net'e gidiyoruz. Ben giriş yaptım çünkü benim bir hesabım vardı ama. Siz de arkadaşlar şuradan sağ üstteki turuncu üye ol butonuna tıklayarak buradaki alanları dolduracaksınız. Bireyselse bireysel, kurumsalsa kurumsal. Burada sizden e-posta, işte telefon, kimlik numarası falan istiyor. Bunları vermek zorunlu mu? Evet, zorunlu. Ne kadar tutacak falan şimdi onlara da bakacağız. Öncelikle alan adıyla başlayalım. Şimdi bakın hemen burada yeni bir alan adı sorgulayın var. Öncelikle alan adınıza karar veriyorsunuz. Artık ne alacaksanız. Ben com'dan şaşmam. Genelde com alırım. Bulabilirsen tabii boş bir alan adı. Diyelim ki ne açacağız? Bir blog açacağız diyelim. Mesela deneyelim bakalım YouTube haberleri boş mu? YouTubehaberleri.com sorgula dedik. Siz tabii kendi amacınıza uygun bakın birileri almış. Biliyorsunuz Udemy'de bir YouTuber eğitimim var. Bununla ilgili bir site yapabilirim bunun tanıtımıyla ilgili. Evet arkadaşlar bakın YouTubereğitimi.com boş. Ne kadar? $7.99 yani $8 deyin siz buna. Bir yıllığı 60-61 lira gibi bir şey. Şöyle söyleyeyim. İlk aldığınız zaman bunu en az bir 2-3 yıllık almaya çalışın eğer bütçeniz varsa. Ben şimdi bunu sepetime ekliyorum. Ben size göstermek için böyle bir site açacağım için 1 yıllık alacağım bunu. Şu anda sepete geldi. Sepetimize tıklıyoruz daha sonra. E-ticaret sitelerindeki gibi işleme devam edeceğiz. Sipariş özetimiz çıktı. Bunun bize maliyeti arkadaşlar 1 yıllık maliyeti bu alanın 71 lira 18 kuruş oldu. Mecburen bunu alacağız. İstiyorsanız bakın size böyle YouTuber eğitimi klik diye ücretsiz bir domain de veriyor ilk yıl. Ama bu ikinci yıl oluyor $14 falan yani o yüzden. YouTubereğitimi.com'u alacağız. Şunu silelim arkadaşlar onunla işimiz yok çünkü. Altta böyle çok görünmeyen bir yerde hizmet sözleşmesi çıkıyor. Buna tıklayın ve daha sonra işleme devam edin. Şimdi fatura tercihleri çıkıyor. Burada adres bölümümüz var. Tabii ki siz ilk kez bu işlemi yapacaksanız eğer şuradan tıklayarak yeni fatura bilgisi ekleyip bir adres ekliyorsunuz. Burada ödeme seçenekleri kredi kartı, havale, EFT. Şimdi ben arkadaşlar kredi banka kartıyla satın alacağım. Standart buradaki bilgileri gideceğim. Bilgileri girdim, ödeme yapa tıkladım. Satın alma işlemi gerçekleşti. Bu aşamadayken sakın browser falan kapatmayın. O zaman hata oluyor ya da ödeme yarıda kesiliyor. Bekleyince bu ekranlar değişene kadar sabırlı olun. Daha sonra bizi sipariş sonrası işlemler sayfasına gönderecek. Tamamdır. Şimdi bak müşteri özel DNS bilgileri eğer özel bir DNS'iniz varsa da buraya yazıyoruz. DNS nedir? Şimdi onu da anlatacağım. Yaparken göstereyim size. İşleme devam et diyoruz. Tamam. Domain yönetimi alanına bakabiliriz gelmiş mi diye. Bakın hemen zaten domainimiz burada mevcut. Artık buradan sitemizi açacağız. Şimdi öncelikle ne aldık? Alan adı. Bize ne lazım? Bir de sunucu alanı lazım. Yani işte dosyalarımızı, site tasarımımızı koyup oradan insanlara gösterebileceğimiz bir alan lazım. Şimdi o alanı alacağız. Hemen hosting'e geliyoruz arkadaşlar. Bireysel hosting'e tıklıyoruz. Bakın burada paketler var. Eco, standart, işte silver falan diye. Buradaki en iyisi standarttır. Eğer bütçeniz varsa bunu alın. Aylık $1.99. Burası 15 lira aylık. Size yıllık maliyeti 180 lira olacak. Ama başlangıç için size Eco hosting paketini tavsiye ederim. Hangisini alacağız? Linux mu, Windows mu? Elbette Linux alacağız. Satın al diyoruz. Burada bize arkadaşlar hemen yükselt gibi bir kampanyada çıkıyor. Şu an ilgilenmiyoruz. Bir Eco paket Linux var. $10.68 gayet uygun. Vergilerle beraber $1.92 vergi eklenmiş. 95 lira 15 kuruş. Bize yıllık sunucu alanının maliyeti arkadaşlar. İşleme devam diyor. Ödeme bilgileri gireceğiz. Ben yine banka kartıyla ödeyeceğim.
Evet, şu an ödeme ekranına geldik, bilgilerimize girdik. İşte oydu buydu şuydu derken 97 lira 56 kuruşa çıktı bu. Ödeme yap diyoruz. Tamam. Bunu da aldık. İşleme devam et diyoruz. Domain ekleme ve hosting yönetimi için tıklayınız diyor. Direkt buna tıklayalım. Bir de işleme devam et diyelim bakalım. Geçerli hosting bu. Geçerli domain. Bakın domain ekle var. Gayet kolay biçimde. Hemen buradan domainimizi seçiyoruz. youtubereğitimi.com yazdık. Kaydet diyoruz. Şimdi alan adımıza domainimizin balansının durumuna bakacağız. Hosting yönetimine giriyoruz. Şimdi burada bir panel var. Buraya tıklıyoruz. Burada arkadaşlar sunucu yönetimimizi yapacağız. Hostinglere atanmış domainlerim var. youtubereğitimi.com'u seçtiğiniz zaman buraya bu hosting ile ilgili yapabileceğimiz işlemler geliyor. Hiç kafanızı bunlarla karıştırmayın. Hosting bilgilerine tıklıyoruz. Şuradaki linke tıkladığınız zaman şu an biz isim tescil üzerinden linke tıkladığımız için açıldı. Normalde arkadaşlar şunu tarayıcınıza yazarak da giriş yapabiliyorsunuz. Şimdi girdik panelimize. Burası cPanel. Sunucumuzla ilgili işlemleri yapacağımız bir panel. İşte site kurulumumuzu da tam olarak buradan yapacağız. Hemen size göstereyim. Aşağı iniyoruz. Burada bir WordPress kısa yolu olacak ama şu an görünmüyor. View more diyoruz. Daha fazla görüntülüye tıklıyoruz. Bekliyoruz. Hemen aşağı kaydırdığımızda üçüncü satırda yani Content Management alanının altındaki ilk satırın başında WordPress'i görüyoruz. Buna tıkladıktan sonra Install this application'a tıklayacağız. Ve biraz bekleyeceğiz. Tamamdır. Şimdi WordPress oluşturma alanımız geldi. Burada zaten domainimiz seçili olarak geliyor. Burada directory var. Boş bırakıyoruz. Dokunmuyoruz. Versiyon arkadaşlar en az 5.6 olacak şekilde. Dil İngilizce. Bunu istiyorsanız Türkçe seçin. Panel o zaman Türkçe gelir. Otomatik update'ler açık olsun. WordPress otomatik olarak update edilsin mi? Bence edilsin. Çünkü girip sürekli siz bunları şu anda güncelleyemezsiniz. Tema update olsun mu? Bu otomatik olmasın arkadaşlar. Bazen yeni tema gelince patlatabiliyor çünkü veya beğenmeyebiliyorsunuz. O yüzden bunu isteğe bağlı olarak bırakın. Otomatik update backup olsun mu? Bence bu da olsun. Şurası çok önemli. Buraya gireceğiniz bilgiyi asla unutmayın. Çünkü WordPress'e giriş yapacağınız bilgiler bunlar. Şimdi ben buraya yazıyorum. Bunu da unutmayın. Bunu da kenara alın. Ben şunu da bir hemen tekste yapıştırıyorum. Burada admin maili var. İsterseniz bunu değiştirebilirsiniz. Ben bunu da değiştiriyorum. Ve web site title alanına geldik. Yani web sitenizin başlığı ne olacak? Ben yine site ismiyle, domainle aynı yapıyorum. YouTuber eğitimi. Burada da sloganımızı yazacağız. Herkes için YouTuber eğitimi diyelim. Şöyle basite kaçalım. Şu an düşmek istemiyorum. Herkes için YouTube eğitimleri. Tamam. Ve install'a tıklayın. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi proses devam ediyor. Bekliyoruz. WordPress'imiz kurulmaya başladı. Biz sadece arkamıza yaslanıp bekliyoruz. Şu an sitemiz kuruluyor. Bakın linklerimiz çıktı. YouTubereğitimi.com. Şimdi DNS'ler için şunu yapacağız arkadaşlar. Sunucumuzla alan adımızı birbirine bağlayabilmek için. Şunu yapacağız. En baştan alayım. Şuradan hemen tıklıyorum. Kontrol paneli. Domain yönetimi. Domainimizin yanındaki çark simgesine tıklıyoruz. Hostname DNS yönetimine tıklıyoruz. İsim tescili ücretsiz DNS'leri alan adımıza atanmış durumda. Burada sadece hazırlık aşamasında sayfası görünür. Kendi sunucumuzun DNS'lerini buraya atamak istiyoruz. Onun için şu alttaki müşteri özel DNS'lere tıklayacağız. Yeni ekle diyeceğiz. Bakın burada DNS 1, DNS 2 alanları var. DNS 3, DNS 4. Bazen bu dördünü birden doldurabilirsiniz ama biz sadece ilk ikisini dolduracağız. İsim tescil DNS'ler iki tanedir arkadaşlar. NS1 isim tescil net ve NS2 isim tescil net yazıp kaydet diyoruz. Buradan daha sonra listeden eklediğimiz domaini seçiyoruz. Kaydet diyoruz. Gördüğünüz gibi yeni atanacak DNS alanı değişti. Artık bu DNS'ler atanacak. Şimdi girmiş olduğunuz kayıtlar veri tabanınızda kaydedildi. DNS kayıtlarınız kaydedici firmada güncellendi. En geç diyor işte 48 saat içerisinde çözümleniyor. DNS'in oturması biraz vakit alabilir. Bazen hızlı da gerçekleşebilir. Evet biraz bekledik. Ben birazdan daha fazla bekledim. Araya bir film sığdırdım. Bir film izledim. Şimdi DNS'imiz oturmuş mu? Hemen bakalım. youtubereğitimi.com. Bakalım DNS'ler oturmuş mu? Evet DNS'imiz oturmuş. En son isim tescil DNS'leri girmiştik. Domain'e tanımlamıştık isim tescil DNS'leri ve şu anda sitemiz geldi. İlk geldiğinde böyle basic, boş bir şekilde gelir. Bunu biz şekillendireceğiz. Ne yapıyoruz? Öncelikle sitemizin yönetim paneline girmemiz lazım arkadaşlar. Bunun için slash wp-admin yazıyoruz.
Tüm WordPress'lere bu şekilde giriş yapılır. Tabi bu hack'e de sebep olduğu için burayı değiştireceğiz ileride. Onu da size göstereceğim ama şimdilik buradan bir giriş yapalım. Hani WordPress'i kurarken admin ve şifre bölümü vardı. Oraya bir şeyler yazmıştık. Onları kaydedin demiştim. Şimdi onlarla giriş yapacağız. Tamam, bilgilerimizi girdik. Şu anda içerideyiz. Artık yönetim panelini görüyoruz arkadaşlar. Her şeyi buradan ayarlayacağız. İlk yapacağımız iş temayı hemen ayarlamak. Çünkü bayağı kötü bir tema atamış WordPress bize. Basic, yani başlangıç teması atamış. Onu nereden yapıyoruz? Gördüm. Temalar. Burada bize 3 tane başlangıç teması atamış. Fakat biz yeni ekledik. Yeni bir tema bulacağız. Benim sevdiğim güzel bir tema vardı. Onu bulabilirsek süper olacak. Blog için ideal. Bastın diye arayalım. Evet, işte bu. 10 numara 5 yıldız bir blog temasıdır. Hemen kura tıklıyoruz. Şu anda yükleniyor. Etkinleştir dediğimiz anda tasarımımız değişecek. Etkinleştir'e tıklıyoruz. Ve artık Boston teması bizim sitemizin arayüzü haline geldi. Şimdi tıklayalım. Siteyi görüntüle diyelim. Evet, Boston teması geldi. Arkadaşlar, Boston teması, bakın şurada işte karakter hataları falan var. Bunların hepsini gidermeyi de size öğreteceğim. İçerik girdikçe siteniz şu hale geliyor. Benimki gibi olacak. Bakın, menülerinizi ayarlayacaksınız. Menü yönetimi nereden yapılıyor? Hemen buraya geliyorsunuz. Görünüm, menüler. Menü bir menü oluştur. Başlangıç, özel, bağlantı. Bu ana sayfa. Buna direkt ana sayfayı yazabilirsiniz. Şöyle ana sayfa. Sample page'i kaldıralım. Bizim işimizi görmüyor. Bakın, menüleri şuradan ekliyoruz arkadaşlar. Sol taraftaki yerden ekliyoruz. Yazılar, özel bağlantılar, kategoriler şeklinde başlık açabiliriz. Şimdi ben kendi düzenimi size göstereyim. Bakın, benim sabit sayfalarım ve kategori alanlarım var. Kategori alanları sürekli güncellediğiniz alanlar. Mesela işte blog yazılarınız, düzenli olarak yazdığınız blog yazılarını kategori altında tutmalısınız. Sabit işte hakkında gibi bir şey varsa bu sabit bir sayfa olmalı. Ona göre buradan oluşturacaksınız. Nereden? Şuradan hemen oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Bakın, sayfalar var. Tüm sayfalar yeni ekle. Hemen başlık ekliyoruz. Hakkında bunları oluşturun. Şimdi geldik. Sayfalar, tüm sayfalar diyoruz. Hakkımızda sayfamız burada. Evet. Bunu oluşturduk. İstediğimiz zaman dönüp buradan tekrar oluşturabiliriz. Şunları çöpe atalım. Kafamızı karıştırmasın. Evet. Şimdi hakkında sayfası sabit bir sayfa olduğu için bunu sayfa halinde yaptık ama dinamik şeyleri de kategori altında listeleyeceğiz. Onu da hemen yazılara geliyoruz. Kategoriler diyoruz. Kategoriye bir isim vereceğiz. Mesela nedir arkadaşlar kategoriler? Kendi sistemden göstereyim size. Serdarca Tasarım Atölyesi. Bunlar birer kategori. Ama YouTube kanalım hakkında sabit sayfa. Çünkü içinde tek bir şey var. Bakın, hemen açayım. Burada bir biyografi var. Buraya ekstra eklediğim, sürekli eklediğim bir şey yok. Ama Serdarca'ya sürekli yazı ekliyorum. Bakın, görüyor musunuz? Birçok yazı var. İşte bu bir kategori. Yani birden çok şeyin olduğu, sayfanın olduğu şeye biz kategori diyoruz. Kategori şeklinde açabilirsiniz. Buraya ismi yazıyorsunuz. Kısa ismi falan gerek yok. Açıklamaya da gerek yok. Yeni kategori ekle diyoruz. Buraya da tekrar YouTube eğitimi yazalım. Mesela iki tane kategorimiz olsun. Yani buradaki yazıları sürekli güncelleyeceğiz demek o. Yeni kategori ekle diyoruz. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Şimdi yapacağımız şey şu. Görünüm. Evet. Menülere geldik. Şimdi size kabaca göstereceğim. Siz istediğiniz kadar tabii ekleyebilirsiniz menü ama çok fazla eklememenizi tavsiye ederim. Evet, menüye geldik. Bakın, buradan artık seçebiliyoruz. Hakkında burada. Bir de ne vardı? Kategori vardı. Tümünü göster diyoruz. Blog yazıları kategorimiz ve YouTube eğitimi gelmiş. Bunları seçip menüye ekle dediğimiz anda arkadaşlar, bakın, bunlar menüye geldi. Şunu ana sayfa yapmıştık ama kaydetmediğimiz için adı değişmemiş. Üzerine tıklayıp adını değiştirebiliyorsunuz bu arada. Hani buraya hakkında sayfasını bağladığınız zaman buraya başka bir şey yazabilirsiniz. Menü ismi farklı olabilir. Ha, bir de şu var. Onu da göstereyim. Mesela bende ne var? Hakkında referanslarım. Bak, ben hakkımdan altına koymuşum referanslarım. Bunu nasıl yaptım? Yani alt menüyü nasıl oluşturdum? Çok kolay. Hemen şu yaptığımız şeye gelelim. Evet. Diyelim ki blog yazılarını YouTube eğitiminin altına koyacaksınız. Alt kategori yapacaksınız. Bunu alıp altına sürükleyip altının bir yanını aldığınız zaman bu bir alt eleman, yani alt menü oluyor. Yukarı getirip böyle bıraktığınız zaman da bir ana menü oluyor. Menüyü oluştur diyoruz. Bunu birincil menü diyoruz arkadaşlar. Sonra menüyü kaydet diyoruz. Site görüntüle dediğimizde artık bakın menülerimiz buraya geldi. Şimdi siz bunları ayarlayın arkadaşlar. Sitenizde hangi başlıklar olacak onları düşünün. Bunları menünüze ayarlayın ve kaydedin. Daha sonra şu karakter hataları nasıl giderileceği, İngilizce yazıları nasıl kaldırılacağı, hangi eklentilerin kurulacağı konusuyla devam edeceğiz. Tabii bu videoya gösterdiğiniz ilgiye göre değişir. O yüzden videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın.
Sonraki videoda görüşmek üzere. Siteniz nihayetinde bunun gibi görünecek.